Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 5. sınıf Bumerang serisiyle dersimize devam ediyoruz. Parantezli işlemler konusundayız. Konumu büyütüyorum. Birden çok işlemin olduğu durumlarda parantez varsa önce parantez içindeki işlem yapılır. Bir tane örnek vermiş arkadaşlar. 4'ün karesi çarpı parantez içerisinde 3 artı 9 işleminin sonucunu bulalım demiş. Üst üste sayının değerini bulacağız. İlk önce 4'ün karesi 16'dır arkadaşlar. Sonra parantez içine bakıyoruz. 3 artı 9 12'dir. Gelelim yerine yazalım. 16 çarpı 12 buradan cevabım 192 olarak geldi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bizden bulmamızı istemiş. İnceleyelim. 6 artı parantez içerisinde 9 çarpı 10. İlk önce parantez içine bakılacak. 6 artı 9 ile 10'u çarpıyorum. 90. Buradan cevabım 96 olarak geldi. Devam edelim. İlk önce parantez içine yapacağız. 45 eksi 24'e böldüm 5. Buradan benim cevabım 40 olarak geldi. Devam ediyorum. 5 üzeri 3 125 oldu. Eksi 40'tan arkadaşlar 15'i çıkardım. Burası 25 olarak geldi. 125'ten 25'i çıkardığım zaman cevabım 100 olarak gelir. Büyütüyorum. İlk önce parantez içine bakalım. 18 bölü 6. 3 yapar çarpı 19. Sonra arkadaşlar 3 ile 19'u çarpıyoruz. Buradan cevabımız 57 olarak geliyor. Devam edelim. 60 bölü 9'dan 3 çıkarıyorum arkadaşlar. 6. 60'ı 6'ya böleceğim. Ben buradan cevabımı 10 olarak buldum. 200'e 40 ekledim. 240 bölü 10. 240'ı 10'a böldüm arkadaşlar. Buradan cevabım 24 olarak geldi. Büyütelim. 75 eksi 18 çarpı 2. İlk önce parantez içine bakacağız. 75 eksi 18 ile 2'yi çarptım. 36. Farkını aldığım zaman arkadaşlar cevabım 39 olarak geldi. Devam edelim. 16 çarpı parantez içerisinde 10 artı 4'ün karesi demiş. İlk önce üstü ifadenin değerini yazalım. 16. Devam ediyorum. 16 çarpı parantez içerisindekine bakıyorum. 10 artı 16 cevabım 26 oldu. 16 ile arkadaşlar 26'yı çarptığım zaman cevabımı 416 olarak buldum. 1500'ü arkadaşlar geliyoruz 50'ye bölüyoruz 30. Çarpı 5 üzeri 2 de 25'tir. 30 ile 25'i çarptık. Cevabımızı 750 olarak bulduk. Devam edelim. 100 eksi parantez içindeki üstü ifadelerin değerlerini yazalım. 2 üzeri 3 8'dir. 9 üzeri 2 10 90 pardon 9 üzeri 2 81'dir. Devam edelim. 100 eksi ilk önce parantez için yapacağım. 8 ile 81'i topladım 89. Ben buradan cevabımı 11 olarak buldum. Devam ediyoruz. İlk önce üslü ifadelerin değerlerini yazalım. 6 üzeri 3 216'dır. Eksi 7 üzeri 2 49'dur. Artı pardon çarpı 3. Devam ediyoruz. İlk önce parantez için 216 eksi 49 çarpı 3. 49'da arkadaşlar 3 çarptığım zaman 147. Ben buradaki çıkarma işlemini yaptığım zaman 69 olarak bulacağım. Devam ediyorum. 10 eksi 7. 10 eksi 7 kaçtır? 3'tür. Çarpı 4 üzeri 3. Peki arkadaşlar 4 üzeri 3 kaçtır? 64'tür.
Devam ediyoruz. Bunları çarptığımız zaman 192 olarak bulduk. Büyütelim. Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için boşluklara artı, eksi, bölü ve çarpı işaretlerinden uygun olanları yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi ben buraya artıyı, buraya bölüyü yazdığım zaman cevabım 9 olarak gelecek. Bakalım doğru mu? 60 artı 12 bölü 8. İlk önce parantez içini yapacağım. 60 ile 12'yi topladım, 72 bölü 8. Buradan cevabım 9 oldu. Doğru. Buraya geldik arkadaşlar. Buraya biz sırasıyla çarpma ve çıkarmayı yazacağız. Bakalım 2 üzeri 2 4 çarpı parantez açtım. 7 üzeri 2 49 eksi 3 üzeri 2 9. Devam ediyorum. 4 çarpı 49'dan 9'u çıkardım. 40 çarptığım zaman cevabım 160 olarak geldi. Burası da doğru olmuş oldu. Büyütelim. Bir toptancıda 50 kilogramlık 10 çuval un bulunmaktadır. Bu çuvallardan her birinin kapasitesi 20 kilogram azaltılırsa toptancıdaki un miktarını veren işlemi parantez kullanarak yazınız ve sonucunu bulunuz demiş. Arkadaşlar şimdi ilk önce un miktarını bulalım. Bize demiş ki 50 kilogramlık 10 çuval bulunuyor. 50 çarpı 10'dan 500 kilo un var. Bu çuvallardan her birinin kapasitesi 20 kilogram azaltılıyor. 50'den arkadaşlar 20'yi çıkarıyorum. 30. Toptancıdaki un miktarını veren işlemi. Pardon, şöyle yapmayacağız. Şu şekilde daha kolay yaparız. Buraya un miktarı diyorum. Eşittir. 10 tane çuval var. Çarpı parantez içerisinde çuvalların kapasitesini 20 kilogram azaltıyorum. 50'den 20'yi çarpacağım. Bakın bu şekilde yapacağız. Eşittir. 10 çarpı parantez içine yapıyorum. 50 eksi 20 30'dur arkadaşlar. Ben burayı çarptığım zaman 300 kilogram olarak buldum. Son sorumuza geldik. Bazı yiyeceklerin yaklaşık besin değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Yaman kahvaltıda ikişer adet yumurta ve ceviz yemiştir. Yaman'ın kahvaltıda aldığı toplam yağ ve protein miktarını gösteren matematiksel ifadeyi yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi ikişer tane yumurta ve ceviz yemiş. Yani iki tane yumurta, iki tane ceviz. 2 çarpı yumurtanın yağı ne kadarmış? 12. 2 çarpı 12 artı cevize geldim. Cevizin yağı 62. Bakın arkadaşlar bu ifade toplam yağ miktarını verir. Proteine gelelim. 2 çarpı yumurtanın proteini 13 artı cevizin proteini 14. Bu da arkadaşlar bizim işlemimizin sonucunu verir. Eymen kahvaltıda 2 dilim peynir ve 1 bardak süt içmiştir. Eymen'in kahvaltıda aldığı toplam yağ ve protein miktarını gösteren matematiksel ifadeyi yazınız. Arkadaşlar 2 dilim peynirin yağı ne kadardır? 1 diliminki 21, 2 dilimki 2 çarpı 21 artı sütün yağ miktarı 4. Bu arkadaşlar bize toplam yağ miktarını gösterecek. Şuraya yazalım. Toplam yağ. Devam ediyorum. 2 dilim peynirin arkadaşlar proteini ne kadar? 1 diliminki 22, 2 diliminki 22 çarpı 22 diyorum. Artı 1 bardak sütün proteini de 4'tür. Bu da arkadaşlar bize toplam proteini gösterir. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.